YRT TV'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Burcu Tanış. Gaziantep'in gündemini paylaşacağımız haber bültenine hoş geldiniz. İlk haberimizle başlayalım. 25 yaşındaki İbrahim Uzun'un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. 25 yaşındaki İbrahim Uzun'un öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şehit Kami ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi'ne meydana gelen olayda 4 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen İbrahim Uzun, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelerin peşine düştü. Fiziki ve teknik takibi sonucu şüpheliler operasyonla yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İbrahim Uzun'un husumetli olduğu SY tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Cinayeti ne işlediniz? Niye vurdunuz? Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından organize edilen alım heyeti kapsamında Gaziantep'e gelen Çin'i ticari kuruluşları Gayip Hizmeti binasında kuru meyve ihracatçılarıyla görüştü. Kuru meyve alanında dünyanın en önemli üretim merkezleri arasında yer alan Türkiye pazarından daha fazla kuru meyve ve mamulleri ithal etmeyi planlayan Çinliler Gaziantep'te incelemeler yapmaya başladı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen alım heyeti kapsamında Gaziantep'e gelen Çin'in en büyük tedarikçi kuruluşlarından Kofco Sanre, Gayip Hizmet binasında kuru meyve ihracatçılarıyla görüştü. Antep fıstığı, kayısı, fındık, kuru incir, kuru üzüm ve kuru dut ithalatı talebinde bulunan Kofco Sanre yetkilileri ürünleri inceleyerek Gayip Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz'dan kuru meyve üretimi ve sektörle ilgili bilgiler aldı. Uzak Doğu pazarının birçok sektör için büyük önem taşıdığını ifade eden Gayip Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, doğal ürünlerin yanında bu ürünlerin işlenmiş hallerinin de ihracatını hedeflediklerini ifade etti. Çin'den Kofco firmasından bir satın alma heyetimiz var. Onları misafir ediyoruz. Amacımız Antep fıstığını, Malatya'nın kayısısını, Türkiye'deki kendi öz kaynaklarımızdan elde ettiğimiz kuru yemişleri tanıtmak. Burada özellikle amacımız Antep fıstığı ve Antep fıstığından yapılabilecek ürünleri ön plana çıkartmak. Kesinlikle amacımız sadece Antep fıstığı satmak değil ya da sadece kayısı satmak değil. Bu ürünlerden yapabileceğimiz birçok katma değerli ürünler var. Onları tanıtmak, onların farkındalığını sağlamak, ileriki yıllarda Çin'le olan ticaretimizde bu ürünlerimizi kullanmak. Kuru meyve ve mamulleri ihracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz da Çin'in Türkiye topraklarına üretilen kuru meyve ürünlerinin ihracatı açısından önemli bir pazar olduğunu söyledi. Çin'den Kofco firmasını ağırlıyoruz ve şeref duyuyoruz. Kendilerine bölgemizin kuru meyvesini yani kayısı, dut, Antep fıstığı özellikle onları tanıtıyoruz. Onların alım heyeti burada. Şu anda ön inceleme yapıyorlar. Ön inceleme sonucunda işte kendileri konuşuyoruz. Raporlar sunuyoruz. Ona göre kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Kendileri bizden bundan sonraki talepleri bulundular. Mesela özel raporlar istiyorlar. Çünkü kendilerinin ağırlıkta istedikleri sağlıklı ürünleri pazarlama Çin'de. Bu yönde, bu strateji doğrultusunda alım yapıyorlar. Buna istinaden de şu anda hacmini geliştirmek için uğraşacağız. Birliğimizin üyeleri olsun, kendilerimiz olsun. Antep fıstığının tanıtımı ve daha da fazla oraya satışı için uğraş göstereceğiz. Karşılıklı görüşmelerin ardından Çin alım heyeti Gaziantep'ten ayrıldı. Şehit Kamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü aile merkezlerinde eğitim gören kursiyerlere yönelik çevre temizliği hakkında seminer verdi.
Şehit Kamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yüksek Çevre Mühendisi Aşkın Zuhal Çelik tarafından Biruni Aile Merkezi'ne verilen seminerde kadınlara ilk olarak çevre temizliği konusunda eğitim verildi. Daha sonra havanın, toprağın ve suyun önemi anlatıldı. Evinizin içi bir çevre. Ya da çocuklarımız okula gidiyor, sınıfınız bir çevre. Dışarısı bir çevre. Yani canlı ve cansız varlıkların bulunduğu da ortamla bizim etkileşim içerisinde bulunduğumuz ortamı biz çevre olarak adlandırıyor. Suyun, toprağın, yani üç doğal etmenin insan müdahalesi sonucu oluşan değişiklikler. Araba egzoz dumanlarından çıkan egzoz dumanları hava kirliliğine neden oluyor. Doğal yaşamın olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçilmesi için herkese görev düştüğünü söyleyen Zuhal Çelik, özellikle çöplerin daha duyarlı bir şekilde toplanılması ve gelişigüzel çevreye atılmaması, çöp konteynerlarına bırakılması gerektiğine dikkat çekti. Anlaştık mı? Sol tarafta ise canlılar yaşıyor, tertemiz bir hava ve hepimiz sol taraftaki dünyada yaşamak isteriz, değil mi? Kimse sağ tarafta yaşamak istemez. Ama bunu da kendi elimizde yapıyoruz. Buna da biz neden oluyoruz. Bizler eğer bu kirliliğin önüne geçmezsek, kirliliğe dur demezsek veya temizlenen bir yeri temiz bırakmazsak sonumuz sağ taraftaki dünya gibi olacak. Ben kasmaya geliyorum bir şeyler öğrenmek için. Bugün de belediyemizden geldiler. Çok güzel bilgiler verdiler temizlik konusunda. Bunu bizim de yapmamız gerekiyor zaten. Biz de şikayetçiyiz çocukların dışarı çöp atmasını. Anneler çocukların eline verip salıyor çöpleri. Kimse dikkat etmiyor. Yani bizim gibi onlar da herkes evinin önünü temiz tutmalı. Biz de o temizliği hepimiz istediğimize göre. Yani Allah razı olsun gelip bilgi verdiğiniz için. Bunu herkesin duymasını ben de isterim yani. Eskiden biz sokakları gerçekten süpürürdük, sulardık. Şu anda belediye güzel çalışıyor. Yani buna bize gerek kalmıyor yapmamıza. Kendimiz atmazsak gerek kalmıyor. Yani sonbaharda biz çuval çuval yaprak atardık. Onu bile onlar temizliyor. İşte herkes kendi çocuğuna şeyi gösterirse, yani ne yapması gerektiğini öğretirse zaten büyükler atmaz dolayısıyla. Temizlik işçilerinin hakkına da girmemek için temiz bırakılması gerekiyor. Nizip'te tapulu arsasına yol yaptığını iddia eden arazi sahibi yolu trafiği kapattı. Nizip ilçesine bağlı Sultan Abdülhamit mahallesinde bir vatandaş yol yapılan arsasının etrafını birketlerle örünce yaklaşık 200 kişi mağdur oldu. Tapulu arsası olduğu iddia ettiği arazinin Nizip Belediyesi tarafından yol yapılınca harekete geçen arazi sahibi Halil Begit arsasının etrafını birketlerle çevirdi. Sokakta yaşayanların da mağdur olduğu durumda araç sahipleri araçlarını otoparktan çıkaramadı. Adam geldi, arsa sahibiymiş. Evet. Yolu kapattı. Arabanın içinden çıkartamıyoruz. Evet. İşte aracımızı sattık, çıkartamıyoruz. Yani şimdi kırıp çıkartırız ama sonu ne yaparlar, dönüşür müyüz, ölür müyüz bilemiyoruz yani. Arsa sahibini de bilmiyoruz. Evet. Adam geldi, çekti, gitti. Kapatma olarak mağdursunuz. Mağduru tabii, engelli insanlarımız var. Çıkamıyorlar. Yani size gösterebilirim, videosunu çeker misin içeriden? Peki. Birketlerle çevrilen arsadan geçen sokak trafiğe kapatılırken mahalleli mağdur oldu. Yolun trafiğe açılmasını isteyen mahalleli mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Ben yaklaşık olarak 3 yıldır bu apartmanda oturuyorum. 3 yılın sonunda normal yolumuz vardı. Sağ olsun belediye geldi, asfalt yaptı. Çok güzel bir şekilde ulaşımımızı sağladı. Yaklaşık 2-3 gün öncesinde arsa sahibi olduğunu iddia eden adam geldi, resmen işçilerle birlikte yolumuzu kapattı. Arabam şu anda içeride. Çocuğumu hasta götüremiyorum. Ambulans girişleri, çıkışları hiçbir şekilde bu yola olmuyor. İtfaiye vesaire gibi acil ulaşım araçları hiçbir şekilde giremiyor. Gerçekten çok mağdur olduk. Trabzon'da gördüğüm bu görüntüyü burada görünce şaşırdım yani resmen. Şu anda çok mağduruz yani gerçekten. Çocuklar yola çıkacaklar. Arabalar birdenbire gelince yolun devam ettiğini düşünüyorlar Eskişehir'e. Belediye araçları çöp toplamaya bu tarafa giremiyor. Bu konuda mağdurumuzun çözülmesini istiyoruz gerçekten hızlı bir şekilde. Arsa sahibi Halil Bey ise kendisinden habersiz arsasına yol ve altyapı çalışması yapıldığını ve bu durum üzerine arsasının sınırlarını belirlemek için birketlerle çevirdiğini söyledi. Nizip'te bulunan Malazgirt Mahallesi'nde 750 ada 69 parçada bulunan 4 dönüm 151 metrekare olan tarlamın Nizip Belediyesi benden habersiz hem altyapı hem de asfalt dökmesiyle arazimi zarar vermiştir. Bu yüzden ben de
harita mühendisliğini getirerek sınırlarımı çizdim. Çizdikten sonra gittim arazimin dört bir tarafına duvar ördüm. Arazimin ormak amaçlı duvarlarımı o amaçtan ördüm zaten. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk'in babası Yaşar Çelenk 83 yaşında hayatını kaybetti. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk'in babası Yaşar Çelenk 83 yaşında hayatını kaybetti. Yaşar Çelenk'in cenazesi Bahattin Akboğlu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaşar Çelenk'in cenaze törenine Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Sait Kirazoğlu, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, çok sayıda siyasetçi, iş adamı ve sanayicinin yanı sıra dostları, yakınları katıldı. Cenazeye katılanlar Mehmet Çelenk'e taziyelerini sundu. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Bir haberin daha sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.